Arkadaşlar, Hanımın El Emeği YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel tığ oyasının yapılışını yapacağız. Çok basit ve güzel bir model. Önce iki zincirle tığ battısını yapıyoruz ve herhangi bir tığ battıdan ipimizi sabitliyoruz ve küçük bir örümcek yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve üçüncü tığ battıdan 1, 2, 3, 4 defa da topluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzanın tepesinden kiprik yapıyoruz. Tekrar şimdi buradaki trabzandan 6 veya 7 tane sık iğne yapıyoruz. Son sık iğneyi tığ battının altına yapıyoruz. Tekrar küçük bir örümcek yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz ve 4 defa da topluyoruz. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzanın tepeden kirpik yapıyoruz. Buradaki trabzandan 6 tane sık iğne yapıyoruz. 7. sık iğneyi tığ battının altına yapıyoruz. Tekrar bir tane daha yapalım. Örümcek yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz ve 3 defa da topluyoruz. Tekrar tepesine 5 tane zincir çekiyoruz. Trabzanın tepesine kirpik yapıyoruz ve buradaki trabzandan 6 tane sık iğne yapıyoruz. Son sık iğneyi buradaki tığ battının içine yapıyoruz. Evet arkadaşlar, çimen kısmını bu şekilde örüyoruz. Şimdi çiçekleri yapalım. İsterseniz tek renk, isterseniz rengarenk olarak örebilirsiniz. Evet, iki tane yaprak atlıyoruz ve üçüncü yapraktan buradaki halkadan ipimizi sabitliyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyoruz ve buradaki pembe rengimizden sabitlediğimiz yerden halkanın içinden değil, zincirin dibinden kiprik yapıyoruz. Şimdi halkanın içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tepesine 7 veya 8 tane zincir çekiyoruz. Tekrar zincirin dibine kirpik yapıyoruz. Şimdi tekrar halkanın içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tepesine 7 veya 8 tane zincir çekiyoruz ve zincirin dibine kirpik yapıyoruz. Yeşil rengimizdeki halkanın içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tepesine 7 veya 8 tane zincir çekiyoruz ve zincirin dibinden kirpik yapıyoruz.
Halkanın içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tepesine 8 tane zincir çekiyoruz ve zincirin dibinden kirpik yapıyoruz. Tekrar halkanın içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tepesine 7 veya 8 tane zincir çekiyoruz ve zincirin dibinden sık iğne ile sabitliyoruz. Halkanın içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi koparıyoruz. Evet, bu şekilde faz iplerini temizleyelim. Evet, şimdi bir tane daha yapalım. Tekrar ipimizi sabitliyoruz. Evet, iki tane yaprak bırakıyoruz. Üçüncü yapraktan ipimizi sabitliyoruz. Tepesine 7 veya 8 tane zincir çekiyoruz ve buradaki zincirin dibinden kirpik yapıyoruz. Halkanın içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tepesine tekrar 8 tane zincir çekiyoruz. Hemen zincirin dibinden kirpik yapıyoruz. Halkanın içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Sık iğnenin tepesine 8 tane zincir çekiyoruz ve zincirin dibinden kirpik yapıyoruz. Halkanın içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tepesine 7 veya 8 tane zincir çekiyoruz. Halkanın içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar tepesine 8 tane zincir çekiyoruz. Zincirin dibine kiprik yapıyoruz. Ve halkanın içinden tekrar bir tane sık iğne yapıyoruz. Tepesine zincir çekiyoruz ve zincirin dibinden sabitliyoruz, kirpik yapıyoruz. Halkanın içine sık iğne yapıyoruz, bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde ilerliyor. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayalım.